Merhabalar, saatler 17'yi gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk, Olay Televizyonu Olay FM ortak yayınıyla karşınızdayız. Dünya dönüyor, dünya gündeminin satır aralarından derlediğimiz haberlerle başlıyor. Son zamanlarda tanık olduğumuz en alevli yangın görüntülerini getireceğiz birazdan ekrana. Zira bu fotoğrafta ne fotomontaj ne de bir animasyon ürünü. Tam da olay yerinden ekrana gelen bir fotoğraf. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yangın getireceğiz şimdi ekrana. Tam 115 yıllık bir otel yangında kül oldu ve yangında kimseye zarar gelmemesi tek teselliydi. Otelin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde bulunan Ambassador Oteli'nde çıktı. Bölge için çok önemli ve şehrin sembolü olan 115 yıllık tarihi otel yangında tamamen küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürüldüğü çevredeki diğer yerleşim birimlerine sıçrama olasılığının ise hızlıca önlendiği ifade ediliyor. Özellikle binadan yükselen alevlerin gökyüzüne metrelerce yaklaştığı da gözler önüne serilmiş durumda görüntülerle birlikte. Yangında kimsenin zarar görmemesi tek teselli. Çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. Fotoğraftan da anlaşıldığı üzere bir yumruğun hikayesini getireceğiz şimdi ekrana. Ama bu yumruğu atan kişi hiç de öyle yumrukla ilgili dövüş sanatları dersi alan biri falan değil. 11 yaşında çok kahraman bir kız çocuğu. Arjantin'e gideceğiz hep beraber. Annesinin scooter'ını çalmak isteyen bir hırsızı. Annesinin küçük motosikletini çalmak isteyen bir hırsızı. Bakınız 11 yaşındaki kız çocuğu nasıl yumruk atarak durduruyor. Efendim görüntüler Arjantin'den geliyor ekrana. Apartmanın hemen girişindeki sütunun arkasında kaskıyla birlikte küçük kızı biz görebiliyoruz ama hırsız küçük kızı göremiyor. Dolayısıyla hırsız o minik motosiklete doğru yaklaşıyor ve küçük kızın yumruklarıyla birlikte hırsız bölgeden uzaklaştırılıyor. Olay Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarata kentinde meydana geldi. Bugün işte bu 11 yaşındaki hırsıza korkusuz yumruklar atarak annesinin motosikletinin çalınmasını önleyen kız Arjantin'de viral halde, yani sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında. Zira Arjantin'de işte böyle kahramanlık hikayelerinde haftanın kahramanı da seçiliyor. Bu tip görüntülerde ön plana çıkan kişiler, işte bu 11 yaşındaki küçük kız o kahraman oldu. Yani haftanın kahramanı oldu bile. Görüntülerde bir binanın önündeki mini motosikleti park etmek isteyen kadına arkasından yaklaşan hırsızın kadını zorla araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada merdivenlerde bulunan 11 yaşındaki kızı ise durumu fark ederek hızla annesinin imdadına koşuyor. Hırsıza sağından yaklaşan küçük kız hırsızı yumrukluyor. Neye uğradığını şaşıran hırsız durumu anlamaya çalışırken kadın da motosikleti bırakarak kızıyla birlikte hırsıza vuruyor. Anne ve kızın darbeleriyle sendeleyen hırsız olay yerinden kaçıyor. Yerel medya hırsızın henüz yakalanamadığını duyurdu. Ama sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok kısa sürede milyonlarca kez beğeni aldı ve yorumlara sahne oldu. Video izleyenler küçük kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu dile getiriyor. Meteorolojik haberlere geçeceğiz şimdi. Çok da uzak değil. Avrupa'dan, Romanya'dan bir görüntü gelecek ekrana. Romanya'nın başı bugünlerde şiddetli doğa olaylarıyla dertte. İşte onlardan bir tanesi de neredeyse ceviz büyüklüğünde dolu. Şimdi hemen Romanya'nın birçok bölgesini etkileyen o dolu fırtınasından saniyeleri ekrana taşıyalım. Hem Romanya Ulusal Meteoroloji Dairesi'nin Salaj bölgesinde şiddetli dolunun yaşanacağına ilişkin uyarılarının ardından geldi işte bu görüntüler. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde, bazı bölgelerde fındık büyüklüğünde dolu meydana geldi. Bu dolu fırtınası demek aslında bu gördüğümüz tabloya çok daha uygun oluyor. Zira bu fırtınadan hasar gören çok sayıda araç var.
Araçlarla beraber yine evlerin çatılarında, evlerin camlarında, otomobillerin ön ve arka camlarında çok yoğun miktarda hasara neden olduğu belirtiliyor. Ve özellikle burada altını çizerek ifade etmek gerekirse doludan sonra tarım alanlarındaki durum ise gerçekten içler acısı. Dolayısıyla mahsulü de çok yoğun miktarda etkilemiş durumda. İşte görmüş olduğunuz Salaj bölgesinden ekrana gelen dolu fırtınası. Doludan sellere geçiyoruz. Şiddetli yağışlar bu kez Polonya'yı etkisi altına almış durumda. Zira Polonya'da bir dönem yağışların azlığından dolayı kuraklıkla ilgili haberler yapmıştık. Bu hafta ise şiddetli sağanaklar nedeniyle her yeri sel suları alıp götürmüş durumda. Hemen görüntüler gelsin. Efendim bir süredir kuraklıkla boğuşuyordu aslında Polonya. Şimdi ise su baskınlarıyla maalesef mücadele etmek zorunda kalıyor. Can kayıplarının yaşanmadığı baskınlar da pek çok evi su basarken Wadowice kentinde nehir kenarındaki setlerin çökmesi sonucu yakında bulunan bir hayvan barınağı da sular altında kaldı. Halkın kendi müdahalesiyle 50'den fazla köpek kurtarıldı. Hükümet Güvenlik Merkezi özellikle vatandaşlara nehirlere yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor Polonya için. Wadowice'de ise bir nehrin taşması sonucu özellikle tetikleyici şekilde diğer nehirlerde de birbiri ardı sıra taşkınlar yaşandı. Vistül nehrinde ise yaklaşık 60 santimetrelik bir artış yaşandı. Çok ani bir şekilde su seviyesi yükseldi ve bu nedenden dolayı da piknik alanları, dinlenme tesisleri ve pek çok plaj sular altında kaldı. Başkent Varşova'da da ek önlem olarak nehir kenarlarına 500 bin kum torbasıyla setler çekilirken valilik nehir kenarındaki bulvarları geçici olarak vatandaşların kullanımına kapattı. Seller, yağmurlar, akarsuları, nehirleri, denizleri, okyanusları besliyor tamamen doğal olarak. Ancak bir de insan faktörlü bir beslenme söz konusu nehirlerde. Yani bizim evsel atıklarımız da maalesef pek çok akarsuya ve nehre gidiyor. Şimdi hal böyle olunca tabii ki her geçen gün biraz daha kirlenen nehirler uzmanların da yakın merceği altında. Londra'dan yeni bir araştırma sonucu var. İşte o araştırma sonucuna göre son günlerde nehirlerde güvenli seviyenin çok çok üstünde antibiyotik yoğunluğu keşfedildi. Yanlış duymadınız. Bizim ilaç olarak kullandığımız antibiyotikler nehirlerde keşfedildi. Yaklaşık 700'ü aşkın nehirde 100'ü aşan antibiyotik oranı içeriyor. 700'ü aşkın nehirde yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 100 nehirde tehlike boyutunun çok çok üstünde antibiyotik keşfedildi. York Üniversitesi'nin çalışmasına ekrana taşıyacağız. Dünya çapında devasa bir araştırma gerçekleştirdi üniversite. Araştırmada 700 nehirden su örnekleri alındı ve antibiyotik yoğunluğu açısından incelendi nehirler. Nehirlerin %65'inde antibiyotik yapısına rastlanıyor. En kötü senaryolarda antibiyotik yoğunluğu güvenli seviyenin 300 katı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmaya 72 ülkeden 711 nehir bölgesi de dahil ediliyor. Ve projeyi koordine eden araştırmacılar daha önce ölçüm yapılmamış bölgelerle birlikte bu araştırmanın, bu çalışmanın en büyük antibiyotik çalışması olduğunu ifade ediyorlar. Bu arada 711 nehirden %65'inin antibiyotik içerdiğini ve bu nehirlerden 111'inin genel olarak güvenli kabul edilen orandan daha fazla antibiyotik yoğunluğuna sahip olduğunun altını çizelim. Nehirlerin büyük bölümü Asya ve Afrika'da. Ama Avrupa'daki nehirlerinde %8'i tehlike kategorisinde. Amerika'ya gittiğimiz zaman antibiyotikli nehirlere Kuzey Amerika'da daha sık rastlanıyor. Ve Kuzey Amerika nehirlerinin %15'i de güvenli limitin çok çok üstünde. Nehirlerden denizlere geçeceğiz. Uzun süredir ekrana yansımadığı kadar enteresan bir görüntü bu kez Yunanistan sahillerinden gelecek ekrana. Yunanistan'da yaklaşık olarak Yunanistan'ın kuzey kesimlerinde denizden tam 2 tonluk plastik balık ağı çıkarıldı. Hemen o görüntüleri getiriyoruz ekrana. Pek çok canlı türünün yaşamı için
ve çeşitlilik için oldukça büyük risk teşkil eden balık ağlarını ekrana taşıyoruz şu an. Hollandalı ve Yunan dalgıçların yaptığı bir çalışma ekranda. Yunanistan'ın kuzeyindeki denizin dibinden tam 2 ton plastik balık ağı çıkarılıyor ve Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve Akdeniz'de çalışan Sağlıklı Denizler Organizasyonu'nun bir çalışması bu ekrana taşıdığımız görüntüler. Ağın özellikle ipliğe dönüştürüleceğini de belirttiler. Yani bu çıkartılan, bu bizim belki de çöp dediğimiz, deniz kirliliği dediğimiz bu ürünler de geri dönüştürülerek iplik olarak kullanılacak. Organizasyon 2013'ten bu yana denizlerden toplam 600 ton balık ağı çıkardı. Bu ağlar biyolojik olarak parçalanmayan plastikten yapıldıkları için yüzlerce yıl denizin altında kalabiliyor. Deniz kaplumbağalarının, fokların, yunusların da dahil olduğu birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Yunanistan sahilleri işte bu ağlar nedeniyle maalesef giderek kirleniyor. Canlıların çoğu kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle yaşam alanının yok olması riskiyle de karşı karşıya. İşte o canlılardan bir tanesi de Yunanistan sahiline özel deniz atları. Şimdi Tayland'a gideceğiz beraber. Tayland'da tartışmalı bir görüntü bugün gündem haline geldi. Bir motosikletli memur, aslında o bir polis. Sarhoş muydu görüntülere yansıdığında, değil miydi tartışması var Tayland'da gündemde. Zira burada kaldırıma düşen bir motosikletli polis de fotoğrafa yansımış durumda ama görüntüleri izleyenlerin tepkilerinin ardından Tayland polisinden bir açıklama yapıldı. Motosikletli polis memuru aslında sarhoş değildi, farklı bir hastalığı var dendi. Ancak kamuoyunu maalesef bu açıklama ikna etmeye yetmedi. Şimdi o motosikletli polisin özellikle bu tartışmalara neden olan görüntüsünü izleyelim beraber. Efendim, görüntü Tayland'ın Phuket Adası'nda yer alan Talang bölgesinde kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde görüyorsunuz bir polisin motosikleti üzerinde durmakta güçlük çektiği anlarda yalpalayarak kaldırıma düştü ve ardından da çevredekilerin yardımıyla, yaklaşık 3 kişi var ona yardım eden, tekrar motosikletiyle birlikte kaldırıldığı görülüyor. Ancak kısa bir süre sonra hafif hafif kendine gelmeye başladığı ve çevredeki insanlarla da diyalog kurduğu da göze çarpıyor polisin. Şimdi sosyal medya bu görüntüleri izlediğinde kimseden kaçmıyor efendim. Polis memurunun, Taylandlı polis memurunun aslında sarhoş olduğu, motosikletle birlikte bu nedenle kaldırıma devrildiği ifade ediliyor. Tabii Tayland bu konuda sosyal medya anlamında da çok aktif bir ülke. Tepkilere neden oluyor bu görüntüler. Hemen bunun ardından da Tayland polisinden bir açıklama geliyor. Sarhoş olmadığını, sadece farklı bir sağlık sorununun bulunduğunu, zaman zaman motosikletiyle bu şekilde kaldırımlara düşebildiğini ifade ediyorlar polis memurunun. Şimdi yorum size kaldı. Evet, yorumunu size bırakıyoruz efendim. Şimdi Amazon'un kurucusundan bahsedeceğiz. Zira Jeff Bezos bugünlerde yine gündemde. Ama onun kadar gündem olan bir başka unsur var ki eski eşi hemen sağ tarafında kırmızı muhteşem elbisesiyle göz kamaştırıyor. Eski eşine bıraktığı miras diyelim. Eski eşine bıraktığı para gündemde. Zira söz konusu para olunca o paranın nereye harcandığı hep merak konusudur ya. Paramız olmadığı için başkalarının paralarını dert ediniriz. İşte hemen bir açıklama gelmiş Jeff Bezos'un eski eşinden. Ben diyor ki, adil bir şekilde, adaletli bir şekilde paylaşılamayacak kadar çok bir para olduğu için bana diyor Jeff Bezos'tan kalan para, ben bu parayı bitene kadar, tükenene kadar yardım kuruluşlarına bağış yaparak harcamaya karar verdim. Evet, görüntüler ikilinin evli olduğu dönemden ekrana yansıyor. Boşanma nedeniyle elde ettiği 37 milyar dolarlık bir servetin yarısını özellikle bir hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu. Paylaşmak için orantısız miktarda parası olduğunu belirten Bezos, kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan Mackenzie Bezos yaklaşık 37 milyar dolarlık bir servetin sahibi olmuştu boşanmadan hemen sonra. Çift boşanma anlaşmasında
McKinsey'nin dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda da mutabık kalmıştı. Jeff Bezos'un Seattle'da 1994 yılında evinin bagajında kurduğu Amazon'un ilk çalışanlarından biri de eşi Mackenzie Bezos, aynı zamanda bir yazar kendisi. 93 yılında evlenen çiftin 4 de çocuğu var. Forbes dergisine göre Amazon'daki hisseleri Mackenzie Bezos'u dünyanın en zengin 3. kadını yapıyor. Jeff Bezos ise dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor. Bu haberimizde Dünya Dönüyor'u noktalıyoruz. Gelişmelerle saat 18'de yeniden karşınızda olacağız.